Merhaba dostlar, ben Savaşan Tekbaş. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size supplementlerden bahsedeceğim. Hangi supplement hangi işe yarıyor, ne zaman kullanılmalı, hangi faydaları sağlıyor? Bu videoda bunların cevaplarını bulacaksınız. Şimdi başlayalım. Günlük hayatımda kullandığım bazı ürünleri buraya aldım kendi salonumda. Hepsi hakkında teker teker size bilgiler vereceğim. Öncelikle elimizde izole bir proteinimiz var. İzole protein arkadaşlar, normal bir whey proteine göre, yani proteinler biliyorsunuz 2-3 ayrı dökendi arasında. Yani izole protein, whey protein ve kazein olarak. Şu an burada kazein yok ama kazein hakkında size bilgiler vereceğim. Bu arkadaşlar izole protein. İzole protein bir ölçeğinde 0.3 gram mesela bunda yağ varmış. Yani biraz daha definasyon döneminde kullanabileceğiniz bir protein. Biraz daha hacim kazanmak isteyenler için arkadaşlar ben whey protein öneriyorum. Mesela bunun bir ölçeğinde 2.5 grama yakın bir yağ ve şeker oranı var diyor. Bu biraz daha büyüme döneminde kullanabileceğimiz protein. Kazein dediğimiz ise arkadaşlar, kazein gece protein olarak geçiyor. Biliyorsunuz growth hormonu gece salgılandığı için uyumadan önce içilen kazein bizim vücut yapılanmamızı çok daha iyi sağlayacaktır. O yüzden kazein de iyi bir ürün. Burada gördüğüm arginin var arkadaşlar. Arginin halk arasında bilindiği gibi biraz böyle damar büyütücü olarak biliniyor. Ama asıl işlevi bu değil kesinlikle. Kandaki protein sentezini artırdığı için arkadaşlar kaslarımız daha fazla kana ve proteine ulaşıyor ve kaslardaki büyüme hormonunu da tetikliyor bu kesinlikle. Ben bunu antrenman sonrası ve uyumadan önce içiyorum. Uyumadan önce demin bahsettiğim growth hormonu tetikleyici özelliği var. Yani gece 2 ve 5 arasında uykumuzdayken vücutta bir büyüme hormonu salgılanıyor. O yüzden uyumak çok önemli. Yani büyüklerimizin dediği işte uyusun da büyüsün aslında doğru bir kavram. Bunun dışında burada arkadaşlar BCAA'mız var. BCAA da 3 dalda monositlerden. İçinde lözin, izolin ve valin olarak 3'ü ayrılıyor. BCAA'nın asıl özelliği antrenmanda yıkılan kaslarımızın çok daha hızlı kendini toparlamasını sağlar. Ben bunu antrenman öncesi ve antrenman sonrası kullanıyorum arkadaşlar. Bu da antrenmanımızın baş yapıtlarından. Şimdi burada en önemlilerinden kreatin var. Kreatin arkadaşlar çok konuşulan ama ya bana deseniz ki içerisinde en çok hangisini kullanılması gerekiyor diye ben kesinlikle kreatin derim arkadaşlar. Kreatinin üzerine yapılan çok fazla araştırma var ve hepsi de kanıtlanmış durumda. Bu yüzden kreatin çok güven veren bir supplement. Büyüme dönemlerinde ve nasıl diyeyim, kasların gelişiminde çok etkili bir ilaç ve çok da uygun fiyatı, yani verdiği etkisine göre. Ben bunu antrenman öncesi kullanıyorum. Yani günlük gramlara bölmek gerekiyor. Mesela normal bir sporcunun 3 ve 5 gram arasında kullanması günlük yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ben bunu arkadaşlar antrenmandan önce içiyorum. Yani kreatin ve glutamin bir arada kullanmak bana daha mantıklı geldi. Çünkü ikisini ayrı ayrı içmektense ikisinin bir arada olduğu bir ürün kullanmak çok daha mantıklı. Glutamin de yine kastaki yorulmaları ve antrenmandaki o kasların yıkılmasını çok daha hızlı toparlayan bir ürün. Onun dışında arkadaşlar, burada bir Gasperi Aminomax 8000'im var. Bunu bilenler bilir arkadaşlar, çok iyi bir üründür. Yani ben bunu üniversiteden beri kullanıyorum. Bunu kullanmıyorum herhalde, mesela protein kullanmıyorum arkadaşlar. Çünkü aminoasit proteinin yapı taşı olduğu için çok daha hızlı kana karıştığını düşünüyorum. Aminoasit kullandığım dönemlerde protein kullanmamayı tercih ediyorum. Bunu da yine antrenman öncesi 4 tablet, antrenman sonrası 4 tablet olarak kullanıyorum. Ve bu markayı çok tavsiye ediyorum. Kesinlikle çok verim aldığım bir ürün. Bu da... Evet, sırada gainer var arkadaşlar, yani karbonat dediğimiz ürün. Kilo almak isteyen öğrencilerime tavsiye ettiğim bir ürün fakat belli üzere kullanılması gerekiyor. Yani belli bir dakikadan sonra biraz yağlanmaya dönecek bir ürün. O yüzden bunu bir hocanın gözetiminde kullanmanızı ben tavsiye ederim. Ben bunu genelde gün içinde 3'e bölüyorum öğrencilerime. Mesela kahvaltıdan sonra, öğle yemeğinden sonra ve gece yatmadan önce içiriyorum arkadaşlar. Bu da yani bir kutu kullanılması bence yeterli olacaktır. Ondan sonra protein dönülmesini ben tavsiye ederim. Çünkü fazlası zararlı bir ürün. Sonrasında tekrardan yağ yakmakla uğraşırsınız. Elinde olan ürünlerin size içeriklerini anlatmak istedim. YouTube kanalıma abone olup videonun devamı için videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Başka sorularınız da varsa videonun altına soruları bırakıp benden cevaplarını bekleyebilirsiniz. Dikkat edin kendinize. Sağlıkla kalın.